Efendim Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. Ah ben yine pot kırdım. Ben niye ben sürekli bunu yapıyorum? Yine o böyle hızın kızın diye koyacaklar. Yine bir sürçülisan, bugün sürçülisan bir. Aziz Yıldırım'dan başlıyorum. Efendim Aziz Yıldırım'ın bir fotoğrafı düştü sosyal medyaya. Bir paylaşımda oldu ve orada çok aşırı ben zayıfladığını gördüm ama... Öyle. Ne kadar hani siz ne düşünüyorsunuz? Bir de Aziz Yıldırım'ın zaten çok stresli bir dönem geçirdiği için ben bir Fenerbahçeli olarak tabii biliyorum zona rahatsızlığı geçirdi. Strese bağlı bir hastalık. Ancak şu an kıyafet fotoğrafa baktığımızda ve alttaki yorumlara baktığımızda vücudunda bir farklı bir parça var. İstersen sen de bir odakla hani acaba bir ameliyat mı geçirdi, bir idrar torbası mı taşıyor? Yani vücudunda bir şey var. Hem ben izleyicilerimize de soracağım bunu hem de araştıracağım ne rahatsızlığı olduğunu çok merak ediyoruz. Acaba zayıflaması Allah korusun kanser mi, evet, başka bir şey mi onu ben açıkçası merak ediyorum. Gerçekten ben de merak ediyorum. Bir de uzun zamandır hiç... Biraz da sanki bir sıkta bir çökün gördüm Ayça. Hı hı. Son zamanlarda yaşadığı problemler, tabii stresli bir durum. Fizyolojik olarak da bedenine yansımış. Umarız tabii ki daha ciddi hastalıklar, farklı fonksiyonel bozukluklar yoktur demek istiyorum. Şimdi biraz psikoloji falan dedik ama haberimizin ilerleyen safhalarında Merve Boluğur'dan bahsedeceğiz. Merve Boluğur bu aralar yani aslında çok iyi bir oyuncuydu. Ancak şu anda sosyal medyada daha bir fenomen hale gelmeye, evet, başladı. Şimdi Merve Boluğur evlendi. Mert Aydın diye bir DJ ile. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Mert Aydın gerçekten Merve ile severek mi evlendi? Ne düşünüyorsun? Ben çok merak ediyorum. Çünkü evlilikleri, yani flörtleri de çok kısa sürdü. Hemen... Mert Aydın bir DJ'di ve bir evlilik teklifi etti. Merve kabul etti. Evlendiler. Her şey çok güzel. Tak diye ayrıldılar, boşandılar. Rüya gibi bir gelinlik yaptı. Gelinliği de Tolga Çam tasarladı. Çok sevdiğim bir modacı arkadaşım. Rüya gibi bir düğün. Böyle o kadar her şey süper. Ulan evleniyorsun. Ay sinir oluyorum evlendikten sonra bu kadar hızlı boşanılmasına da. Ben erkeklere suç buluyorum. Yine bir feminizmim ortaya çıktı. Ben erkeklere suç buluyorum. Böyle evleniyorsun, boşanıyorsun, bilmem ne. Ben kadınlarda suç bulmuyorum. 2 daha 4. Neyse, boşanıyorlar. Şimdi tekrardan sevgili olmuşlar. Gibi bir durumumuz var. Bunu biraz bir konuşalım. İkincisi Merve Boluğur şu anda kelebekte fotoğraf veriyorlar. Böyle fotoğraflar paylaşıyor. Saçını yapmıyor, makyajını yapmıyor. Zaten kırmızı rujla onu biz biliyoruz. Kırmızı ruj eşittir Merve Boluğur oldu. Evet. Ay şu gelinliğin güzelliğine bak. Şu kadar güzel kız. Bu fotoğraflarda neden böyle kötü çıkıyor? Yemin ederim şaşırıyorum. Buyurunuz, söz sizde. Ya Merve Boluğur çok güzel bir kadın. Oyunculuk kariyerinde de zaten inanılmaz başarıları imza atmış. Çok güzel projelerde yer almış biri. Ancak neden son zamanlarda böyle? Gerçekten acayip bir ruh hali var. Ancak ben bu ruh halini bir yandan da çok da gerçekçi bulamıyorum. Yani ya inanılmaz zekice bir yol izliyor, hı hı, bir şekilde gündemde kalmayı sağlıyor ve kesinlikle sağlıyor. Gerçekten anlamlandıramıyorum neden böyle pozlar veriyor, neden bu şekilde davranıyor. Evliliği 53 gün sürdü, daha önceki evliliğinde yaşadığı problemler mi onu bu hale getirdi. Gerçekten bence Merve'nin bir açıklama yapması gerekiyor diye düşünüyorum ama o açıklamayı da... sağlıklı bir ruh haliyle mi yapar bize? Açıkçası endişeliyim. Valla ben Merve'yi de konuk almak çok istiyorum. Niye? Şimdi biz de kafamız çok karışıyor değil mi? Hani ya bu sağlıklı mı değil mi falan filan. Ya yine feministliğim tuttu. Yine bir delireceğim. Bir dakika bir sakinleşmeye çalışıyorum şu anda. Derin nefes çekiyorum. Veriyorum. Her şey. 53 gün nasıl sürüyor bu düğün? Ya yani şey öyle bir düğün yapılıyor. Milyarlar saçılıyor. Tolga'nın gelinliğinin fiyatını Tolga'ya yazayım gelinliği ne kadar yapmış bir öğreneyim. Yani zaten çok ütopik. Çok yani hakkıyla ama şimdi kızmasın Tolga'cığım. Düğün muhteşem oluyor. Kız çok güzel. Her şey çok güzel. 54 gün sonra şimdi öğreniyorum senden 54 gün sonra olduğunu. Ne demek ya? Şimdi biz kadınlar dişiye yuva kuş yapar ama bir ilişki yaşadığımızda ben şahsen ben bununla ilişki yaşadım. Hiç seçmedim ya ben. Hiç bugüne kadar öyle bir şey olmadı yani. Yani bir şekilde o kişi bana hep karşıma çıktı. Baktım uygun mu, uygun değil mi ona göre karar verdim. Hani ben gidip de ben bunu çok beğendim gideyim de bununla tanışayım olmadı. Benle tanıştım. Mert Aydın da Merve Boluğur'la tanışan Mert Aydın. Merve'nin, evet, bu hallerini biliyorsun abi değil mi? Biliyorsun, tanışıyorsun. Flört ediyorsun, sevgili oluyorsun. Ne olmuş olabilir 54 gün sonra? Niye boğazına sarılıyor? Ne oluyor da boşanıyorsun? Boşanan da Mert Aydın çünkü bakıldığında. Ben Merve'ye konuk istiyorum. Merve sen Bücür Cadı mıydı ya? Yok neydi? Tatlı Acemi Cadı. Acemi Cadı dönemlerinde ne kadar
güzel projelerde yer alıyordun. Çok da güzel şeyler oluyordu. Biz de aynı sektördeyiz. Ben sana ulaşacağım. Ben gerçekten Merve'nin konuşmasını istiyorum. Psikolojisi bozulmuş mu? Bozulabilir. Ay, benim de psikolojim bozuldu. Senin de bozuldu. Biz bu 2022-2023 İstanbul zor. Zor yani İstanbul'da bir kadın olarak yaşamak. Her şey bizim üzerimize. Her şey bizim yükümüze. Kız bir tane fotoğraf paylaşıyor. Bir kere Allah aşkına tamam çok güzelsin, çok doğalsın ama işte biz norm ve kalıplara göre büyümüş insanlarız. Yani biz makyajlı okey güzel diyoruz. Makyajsız ay hasta mısın canım yorgun musun falan filan diyoruz. Merve kimseyi umursamayan bir kadın aslında. Ya ben böyleyim abi beni seviyorsan böyle sev tamam mı şeklinde bir kadın. Ancak Merve Bolor'a da çok nispet yapılıyor. Mesela şu anda fotoğraf olarak teaser veremiyorum ama Selen Görgüzel'le bir atışmaları oldu bunların. Selen Görgüzel Hamdi Alkan'ın eski eşi bu arada. Boşandılar. Selen Görgüzel de yapılan haberlere göre Mert Aydın'la böyle yanak yanağı böyle onun yanağını böyle öperken böyle nispet olsun diye bir fotoğraf paylaşmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. İlerleyen günlerde zaten sık bu programı yapıyoruz. Söyleyeceğiz. Ancak Merve'nin ya çıksın desin ki evet arkadaşlar benim psikolojim bozuk. Çünkü ben böyle bir kötü bir evlilik yaşadım. Evliliklerimde sizin bilmediğiniz o evliliğimde çok büyük travmalar yaşadım. İkinci evliliğim 54 gün sürdü. Evet psikolojim bozuk desin ya da ay benim psikolojim bozuk değil. Ben deli değilim. Ben rahat bu hayatı yaşıyorum. Kimse de umurumda değil. Bu böyle biline desin. Bir açıklama yapsın. Merve'ye de kimse konuk almıyor. Ben alacağım. Niye konuk almıyor? Gelsin burada konuşsun abi en güzeli. Bence Merve'nin içsel düşüncesi o bizlerin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyor bile olabilir. Öyle bir olabilir. Halinde ki bence o bizim hakkımızda, kendi dışındaki insanlar hakkında öyle düşünüyor diye düşünüyorum. Geliyorum şöyle deli olan sen beni niye çağırdın diyebilir mi? Diyebilir. Ancak şeyi hatırlıyor musun düğün videolarında Mert gerçekten sanki oraya şey olur ya böyle dizilerde filmlerde tutulmuş figüran oyuncular. Beden dili bile onun gibi. Yani ben niye buradayım, ne yapıyorum şu an burada der gibi bir ifadesi de vardı. O zaman Mert Aydın'dan bir açıklama bekliyorum. Mert Aydın sen Merve Bolor'u gerçekten sevdin mi? Yoksa prim için mi evlenildi? Yoksa basamak olarak mı görüldü? Yani bu evlilik niye kısa sürdü? Yani bu kadar güzel bir kadınla bu evlilik niye kısa sürdü? Biz bilmiyoruz abi halk olarak soruyoruz bunu. Bak ben şu anda sivri dilli bir magazinci olarak bunu sormuyorum. Ben bunu halk olarak soruyorum. Bu kadını sevdin de mi evlendin? Prim yapmak için mi evlendin? Niye 54 gün sürdü? Sürdü boşandın. Tekrardan niye barıştın? Ne oluyor abi? Hani ben burada kadınımı koruyorum yani. Merve Bolor'u koruyorum. Aha iyidir, kötüdür, akıllıdır, delidir bilemem. Ama bütün her yer şöyle manşetler çıktı. Acaba bu prim miydi? Gerçek değil miydi? Sahte miydi? Bunun açıklamasını yapın bize bilelim. Herkes aklansın. Bir de o kadar emek, neticede o kadar masraf, maddi giderler. Bunlar yapılıyorsa illaki bir karşılığı vardır. Bir beklenti vardır diye yapılıyordur diye düşünmek istiyorum. Neticede bir artık günümüzde bir reklam için yapmak için bile onlarca bütçe harcarken bu da bir reklam şekli belki de. Bir yandan da çok akıllıca diye düşünüyorum.